Bu top da neymiş? Aa, çok eğlenceli. Şuna bak, tam mıncıklamalık. Ah, çok zekice. Çok havalı şeyler var sende. Biliyorum, bunu mıncıklamaya bayılıyorum. Acaba şu baloncuklardan birini çeksem ne olur? Oh, ne kadar da uzuyor. Ah, olamaz, koptu. Tüh, tamamen mahvoldu. Bak, mıncıklama topuma ne oldu? Ah, olamaz, bu çok korkunç. Bir dakika, sanırım bir çözümüm var. Balonu alıp tepesini kesiyorum. Sonra başka deliklerde deliyorum. Pekala, şimdi bir balon daha lazım. Başka renkte bir balon. Yeni balonu suyla dolduruyorum. Ah, biraz pırıltı ve sim de katayım. İyice karıştırıp ağzını bağlıyorum. Bunu çok sıkıca bağlaman lazım. Evet, çok iyi oluyor hem de güzel. Hey, al sana bir şey hazırladım. Yok artık, ilki kadar havalı. Üstelik bu pırıltılı da. Çok teşekkür ederim. Bayıldım. Neredeyse bitti. Ve evet, kağıt katlama sanatıyla tilki yaptım. Tilkilere bayılırım, kağıt katlamaya da bayılırım. Of, benimki hiç olmuyor. Sinir oldum, bu çok zor. Yok artık, yaptığı bunca şeye bak. Ne sevimli, benimkilerse çöp gibi. Benimkilere bakmak bile istemiyorum artık. Kağıt katlamayı bırakıyorum. Onun yerine popitlerle oynayacağım. İşte bu da sonuncusu. Evet, başardım. Vay canına, sende ne kadar çok popit var. Aa, popitlere bastırmak bayağı eğlenceli görünüyor. Acaba yine kağıtla bir şeyler yapabilir miyim? Makasım var, yani bir deneyebilirim. Bir kağıdı dörde bölüyorum. Şimdi katlamaya başlayayım. Bununla başlıyorum. Köşeyi köşeye getiriyorum. Şimdi aynısını öbür yönde yapıyorum. Katların temiz olması gerek. Pekala, şimdi tekrar açabilirim. Şimdi yapacağım katlama işi biraz zor. Ama üstündeki kat yerleri yüzünden kolayca olacak. Şimdi biraz daha köşeden köşeye katlama yapıyorum. Ama katlar çok sert değil. Bu da iyi bir şey. Şimdi bu uç ortaya geliyor. İki uç ve iki yanda. Şimdi açıp öbür yönde katlamalıyım. Ucu yine ortaya geliyor. Şimdi bu çubuk köşeleri dışarı çekmeme yardım edecek. Bu biri, bu da diğeri. Güzel, çok iyi oldu. Şimdi bu yanı içeri katlıyorum. Ve bu cebin diğer yanıyla yine aynı şeyi yapıyorum. Harika, üstünü de katlıyorum. Neredeyse bitti, şimdi açayım. Sanki küçük bir kutu gibi oldu. Şimdi birkaç tane daha yapayım. Tada, gökkuşağı renklerinde. Oh, bak kağıttan ne yaptım. Gördün mü, bunlar da üstlerine bastırılabilecek kutular. Kağıttan bir popit. Şaka mı bu? Kağıt katlamaktan nefret ederim. Öf! Sıradaki viral tüyoya hazır mısın? Hadi masaya koy. Kutuyu açmak için bu parayı kullanacağım. Kolayca açılacak. Ve şimdi sıra içindekini ortaya çıkarmakta. Şu ana kadar sadece kabarık ambalaj malzemesi çıktı. Ama benim daha iyi fikrim var. İyi de böyle yaparsan etrafı dağıtacaksın. Bu şey nihayetinde tükenecek. Nedir bu? Şu halinle bir şey görebiliyor musun sen? İşimize dönelim, ha? Bunun ne olduğu hakkında herhangi bir fikrin var mı? Benim de senin gibi hiçbir fikrim yok. Bu sanki telefona benziyor. Hangi yeri seçsek? Partiye gönderelim. Vay canına. Sanırım ben barda çalışıyorum. Oo, demek geldik. Her şey sırayla. Bana soğuk bir kola verir misin? Kolanız hemen geliyor. Pardon. Daha önce hiç şişeden kola koymadın mı? Şimdi onu bununla dene. Söylemesi kolay. Umarım doğru yapıyorumdur.
Sonra baş aşağı çevir. Şimdi yine deneyelim, olur mu? Vay canına, bu portatif içecek şişmesi gibi. Etrafa da hiçbir şey dökülmüyor. Sağlığına. İşte olay budur. Hey! Hadi bunu bunlarla da deneyelim. Portakallı gazoz isteyen? Ya da ikisini birden? En iyisi iki gazlı içeceği karıştırmaktır. Bu ikiliyi daha önce hiç birlikte denememiştim. Hiç fena olmamış. Hazır mısın? Bu defa hazırlıklı geldim. İyi yakaladın. İmzanı alabilir miyim? Hayranlarımı seviyorum. Bir gün bu işin yıldızı olacaksın. Bu kalem çok kullanışlı bir şey. Açıl susam açıl. İçi dünya kadar patlamış mısır dolu. Fazladan da yağlıymış. Gina, biraz yavaşlamaya ne dersin? Bir tane daha yiyecek halim kalmadı. Ama bu sayede sıradaki tüyomuzu buldun. Bu bayağı ilginç bir şeye benziyor. Daha fazla incelemenin yararı yok. Sence bu ne işe yarıyor? Bunu yatak odasında deneyelim. Olamaz. Burası darmadağınık. Etrafı toplamak strese çok iyi geliyor. Buyur öyleyse. Bu giysilerle başlasak iyi olur. Öf. Bunları da unutma. Bu tişört şirinmiş. Hepsi tamamdır. Başardık. Şimdi dolaba. Hepsinin sığmasına şaşırdım. Yalnız durum pek öyle değil sanırım. Bizim neye ihtiyacımız var biliyor musun? Bu sihirli askıya. Diğer askıları buna asıyoruz. Tek tek birbirinin üstüne. En iyisini sona sakladım. Bu düzenli insanlar için mucize gibi değil mi? Çok da az yer kaplıyor. Buraya bir sürü koyabiliyorsun. Güzel iş başardık. Şimdi bir şeyler içebilirim. Sağlığına. Görünüşe bakılırsa karpuzla bir şeyler yapıyorlar. Çok iyi. Karpuzu küplere bölüyorlar. Sonra doğrudan kaseye dökebiliyorsun. Bunu denemek için sabırsızlanıyorum. Tamam, şimdi gidip aleti bulacağım. Yalnız ben yokken karpuzu dokunmak yok, tamam mı? Gözüm üstünde. Acaba bakıyor mu? Bu karpuza biraz daha yakından bakacağım. Bence harika bir şekli var. Buradaki çekirdeğini çıkaracağım. Ne dedin karpuz? Seni yememi mi istiyorsun? Peki, yersem kusuruma bakma o zaman. Sen kötü yanına kulak verme. Sen beni dinle, karpuzu yerine koy. Aynı numarayı ben de yapabilirim ama. Çok nefis, karpuz harikaydı. Ay, pardon. Hayır. Çok kötüsün. Tamam, sonunda aldım. Bir dakika. Sera? Ben değildim ki. Pardon. Sana inanamıyorum. Ben gidip orada uğraşırken. Hadi kızma. Harika bir fikrim var. İşte böyle minik bir karpuzum var. Bir de büyütücüm. Bak şimdi. Sera, sen bir dahisin. Pekala, şimdi dikkat. Heyo! Tada! Ben harikayım. Aleti sonunda deneyebilirim. Bak, gayet güzel işe yarıyor. Biraz ister misin? Peki, sen bilirsin. Çok güzel.